Herkese merhaba. Videonun birinci bölümünde Kipling 50 pence'i incelemiştik. Şimdi Kipling 100 pence'i inceleyeceğiz. Şu şekilde kırmızı bir kalemlik. Kipling 100 pence'in farkı şöyle. Her iki tarafta da kalemlik var. Kipling 50 pence'den farklı olarak bu tarafında lastikleri yok. Şu şekilde bir arada bölme var. Bu bölmenin de diğer tarafında lastikler var. Hemen incelemeye başlayalım. Şöyle kalemlerimin bir kısmı daha önce diziliydi. Bu benim kalemliğim olduğu için zaten hazır olanı çok fazla ellemedim. Hemen dizmeye başlayalım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi burada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane kalem var. Hemen bu tarafa da biraz dizelim. Bakalım. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 73 ve 74. Evet, şimdi 74 ile evet, bakalım nasıl oldu gerçekten. Yani patlamak üzere kadar tuttum. Evet, yine burada da dediği gibi 100 tane kalemi aldım. Ama bu doldurduğum kalemlerin çoğunun kapakları geniş olduğu için haliyle yani şu şekilde kapandı.
bayağı zor kapandı ve bildiğiniz yani doldu. Demek ki bu şekilde 100 tane kalem doldurmanız çok da sağlıklı olmaz kalemleriniz açısından. Ama nedir? Mesela şöyle şu tip kapaklı jel kalemleri daha az tutup işte Stadler tarzı kalemleri fazla koyarsanız, Stadler Triplus Fineliner ya da Triplus'larınızı yerleştirirseniz tabii ki daha rahat kapatırsınız. Kalemleriniz de daha az hasar görmüş olur. Ben bu kadar sıkış tepiş bir şekilde ve bu derece potluk yapacak şekilde kalemleri taşımayı sevmem. Yani kalemlerime zarar vermek istemem bu şekilde. O nedenle bu şekilde kullanmıyorum tabii ki. Ne kadar ince kalem doldurursanız o kadar rahat kullanırsınız. Bakın bunların kapakları oldukça fazla yer kaplıyor. Kendileri çok kalın olmasa da kalemlerin. Onun için o şekilde kalemler taşıyacaksanız 100 tane alır ama sağlıklı bir şekilde almaz. Yani sonuç olarak hem Kipling 50 pens hem Kipling 100 pens aslında verdiği sırrı tutmuş oluyor. Yani 100 ve 50'şer tane kalem alıyorlar gerçekten de. Bakın buraya yerleştirdiğim kalemlerin çoğunun böyle yer kaplayan kıskaç yerleri falan var, kapakları var. Yani sonuç olarak bence fena değil, gayet güzel. Ben nasıl taşıyorum? Hemen şöyle söyleyeyim. Değişiyor. Bazen organizer gibi kullanıyorum. Çünkü bu organizer olarak çok güzel. Buraya A6 defter sığdırırsınız. Hatta A6 defter sığdırırsınız. Zaten Kipling 50 pens'e de A6 sığıyor. O nedenle hangisini alırsanız alın zaten sığdıracaksınız. Şu şekilde hemen A5'i deneyelim. Yani neredeyse A5'i alacak. A5'ten birazcık küçük olan defterler vardır ya. Onları alır. Bu Klerkenton'un 192 sayfalık defteri. Yani bunu almasını zaten beklemiyordum. Ama neredeyse alacaktı. O nedenle A6 bir defteri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde mesela kalemlerinizi bir kısmına yerleştirdiniz. İşte buraya biraz yapışkanlı kağıt yerleştirebilirsiniz. Defter yerleştirebilirsiniz. Ya da şöyle kullananlar da oluyor. Mesela planer kullanan, planlayıcı kullanan, Bujo ile ilgilenen kişilerde şunu gördüm ben. Buralara kalemleri yerleştiriyorlar ve buraya hiç kalem yerleştirmiyorlar. Doğrudan planer malzemelerini kullanıyorlar. İşte çıkartmadır, ne bileyim zımbadır, şudur budur, yani aklınıza gelebilecek her şey. Bu gerçekten planlayıcı kullananlar için çok kullanışlı bir kalemlik. Yani bir yere gideceksiniz mesela, çantanıza atmalık. Bir de bunların malzemesini çok seviyorum ben, çok sağlam. Kenarları sert. Böyle deforme olmuyor. Yani hiç bugüne kadar deforme olan duymadım. Benimki de en az 2-3 senedir var. Belki daha fazla. Belki 2-3 ay daha az, bilmiyorum. Ama hiçbir deformasyon yok. Çünkü kaliteli kumaş. Hiçbir şekilde su geçirmez. Evet, Kipling 100 pens incelemesi de bu şekildeydi. Bu her iki kalem kutusunda hangisini beğeniyorsanız ve almayı düşünüyorsanız, ikisi de çok güzel bence. Ama bu güzellik sizin kullanımınıza göre değişir tabii ki. Bir kalemlikten ne bekliyorsunuz? Ne amaçlı kullanacaksınız? Bunların hepsi karar vermenizde önemli faktörler. Ben de bu yüzden bunları merak eden arkadaşlarınız için bir incelemek istedim. Yabancı videolarda da ayrıca araştırıp
izleyebilirsiniz. Farklı fikirleri olanlar da var. Çünkü dediğim gibi herkesin kullanımına göre memnuniyeti değişir. Çok seveni var, çok fazla sevmeyeni var. Ama herkesin hemfikir olduğu çok kaliteli ve güzel bir kalemlik. Sadece sevmeyenler de kendilerine çok hitap etmediği için, aradığı şey olmadığı için sevmediğini söylüyor genelde. Benim fikrim nedir? Ben çok beğeniyorum. Zaten o yüzden birçok stokladım yani kendi kalem kutularından. Şu an diğerleri yanında değil. O yüzden onları gösteremiyorum ama bence çok güzeller. Bir de şöyle bir önerim var. Kipling'in ürünleri genelde sezon sonunda indirime giriyor. Sadece renkleri değişiyor. Yani bu kalemlik aynı ama sadece rengi değişecek bir dahaki sezon. O yüzden indirimleri takip ederseniz indirimde denk getirebilirsiniz. Bu da söylemeden geçmek istemediğim bir noktaydı. Bu iki kalemin incelemesi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız, ekleyecekleriniz ve sorularınız varsa videonun altına bırakırsanız memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.